Canlarım benim, hepinize merhabalar diyorum. Güzel bir Antalya gününden. Evet, kalktığımdan beri hiç aralıksız örüyorum. Evet, umarım bugün hepinizin sağlığı, saati, neşesi, keyfi yerindedir. Evet, ben bugün çok heyecanlıyım. Örgümü ara verdim hemen. Üstümü başımı değiştirdim, hazırlandım. Taşlarımı taktım koluma. Enerjim eksik olmasın. Baharla birlikte zaten enerjim yeterince güzel. Kalktım, hemen hazırlandım. Şimdi katıl platformunun yürüyüşüne katılacağım. Yürüyüş başlamıştır ama Aydın Kanzan'ın önüne geçmeden buradan takiple devam etmek istiyorum. Hem yürüyüşe katılayım dedim, hem de iplerim eksik gelecek. Bu süreçte akşam boş kalmak istemiyorum. Evet, artık yavaş yavaş orta göbek battaniye bitti. Yani orta göbeği hemen hemen tamamladım sayılır. İnşallah bu akşam diğer geriye kalan motiflerini de tamamlama şansım olur. Kaç motifim eksik, aralarda bakıyorum, renk onu oraya dizdim, birleştiriyorum, söküyorum, bu renk de bu renk daha güzel olacak diyorum ama yapı bozu sonunda öğrendim. İnşallah gidecek olan kişi çok beğenir, hediye edecek olduğumuz kişi çok beğenir ve severek kullanır. Onun için mümkün olduğunca düzgün bir şekilde renk uyumunu, her şeyini ayarlamaya çalışıyorum. Tabii ben kendi zevkime göre yapıyorum. Ama gideyim, lacivert tipim eksik gelecek. Araya bir tane daha krem rengi dedim alayım. Renklerden biraz takviye yapacağım. Çünkü kalan diğer renklerden daha sonrasında elim boş kaldığı zamanlarda motif yapıp yine bir şeyler üretebilirim. Ben bu örgüye iyi sardım. Örgüden başımı kaldırmıyorum. Dediğim gibi zaten televizyon çok izlemiyordum. Ama tek kötü yanı oldu, kitap okumaya bayağı bir ara verdim. Çünkü eskiden televizyon izlemek istemediğimde elime kitabımı alıp kitap okuyordum. Şimdi önce bir elime örgüye atıyorum. Ama tabii ki bu battaniyeyi bitirdikten sonrasında bu kadar böyle üst üste bir şeyler örmek yerine tekrar kitap okumaya devam edeceğim. Bu bende böyle bir eksiklik duygusu yaratıyor çünkü. Kendimi eksik hissediyorum. Evet, bir gideyim kadınlarımızın, ben de bir kadın olarak, layık ve çağdaş bir cumhuriyet kadını olarak kadınlarımızın bu yürüyüşünde yanında olup onlara destek vermek istiyorum. Dediğim gibi kadına yönelik her türlü olayda, her platformda yer almaya seve seve isterim. Olmak, bulunmak isterim. Muhtemelen Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yapılır. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yapılacaktır. İnşallah ben de bunu sizlerle birlikte bugün içerisinde paylaşmak istedim. Bu sadece Türkiye çapında bir internetten bir araştırma yaptım. Başka illerde de, yani eş zamanlı mı olacak diye. Başka herhangi bir ilde bulamadım. Antalya'da vardı. En azından ben de sizlerle paylaştığım zaman çok daha fazla kitlelere paylaşabileceğimizi, ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Canlarım benim. Evet, şu an ana cadde yürüyüşten dolayı kapalı olduğu için ara sokaklar ve trafik bir hayli kalabalık. Umarım çok kalabalık bir yürüyüş gerçekleşir. Artık kadınların sesini de inşallah duyarlar. Evet, kamyonları zaten almışlar tabii. Çünkü Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Parkı'na kadar dünden barikatlar oluşturulmuştu. Yürüyüş başlamamış. Gördüğünüz gibi her yer komple. Barikatlarla çevrilmiş. Bu parkın içerisine nereden geçeceğiz? Şuradan.
Evet, müzik sesleri geliyor. Kadınlar ne yapar? Her şeyin en güzelini yapar. Evet, aramalardan geçtikten sonra parkın içerisine nihayet girdik. Şöyle yukarıdan da tam olarak çekmek istiyorum. Evet, pankartlar da zaten burada hazırlanmış. Şöyle bir durayım. Sizi çekeyim mi? Olabilir. Şöyle pankartları da tek tek göstermek istiyorum. Ben dolandım. Baştan başlayarak. Otur. Zilan otur, ana dile elini al. Otur yere. Dediğim gibi bayağı bir kalabalık topluluk var. Burada gazeteciler, bütün görüntü almaya gelenler. Kadın olarak kadınların birbirine destek vererek bir araya gelmesi. Bir kadın olarak beni çok mutlu ediyor. Hatta şu an konuşmakta bile zorlanıyorum. Ben nedense bu tür yürüyüşlerde ve toplumsal olaylarda aşırı derecede duygusallaşıyorum. Evet, parkın zaten her tarafı polis korumasında. Barikatlardan içeriye zaten 3 kez kontrol ederek herkesi alıyorlar. Güvenlik açısından tabii ki son derece önemli. Evet, kargamız da yukarıdan eşlik ediyor. Evet, genel olarak hazırlanan pankartların haricinde zaten kadınların
kendi hazırlamış oldukları pankartlar da var. Evet, tek tek pankartları şöyle sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Taşınacak olan diğer pankartlarda zaten gördüğünüz gibi yürüyüş esnasında her kadın tarafından alınacaktır. Evet, eminim ki ben şu an çok gururlu ve mutluyum. Kanalımdaki bütün izleyicilerim de burada bizlerle, bizimle birlikte olup destek verdiğinizi de biliyorum. Çünkü kanalımızda tamam erkek takipçilerimiz de var ama genel olarak ağırlığımız biliyorsunuz kadınlar daha yoğunluktayız. Tanıdık kimler var bu arada bakmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz dün de söylemiştim. Bugün kimler gelecek? Belediye başkanları ya da vali ya da kaymakam ya da muhtarlar. Kimler destek vermek için kadınların yanında olacak? Aslında onunla çok fazlası da merak ediyorum. Kadınlara bir şekilde kendini bir şekilde yalnız hissetmesinler. Çünkü kadınlar kadınlara zaten hiçbir şey olmasa bile destek olmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi şu an gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Yanıyorum, 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 hele
Acem şalım ince bele. Lay 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 lay. Derneklerin farklı kadın derneklerinin ve platformlarının aslında hepsinin bugün burada ve dayanışma içerisinde olduğum en güzel kanıtı. Ve yürüyüş daha henüz başlamadı ama gitgide kalabalık artıyor, bir saat falan oldu. Peki benim bankerim. Evet, Patili dostumuz da destek için burada. Herkese kendine gidip bir teker teker bir sevdiriyor. Kukurlar zaten sevgi arzusular. Evet. Yavaş yavaş artık herhalde yürüyüş başlayacak. Yerlerden pankartlar alınmaya başladı çünkü. Yavaş yavaş artık dernekler bir araya gelmeye başladılar. Niye büyüyeceğiz? Seve seve. Tamam. Hey, duydun mu onu? Neymiş? Neymiş?
Ben slogan atacağım. Bunları ikiye böldüm. Efendim, başta kadın platformu olmak üzere. Benim kız da gitti. Yeah!
ya. Bizim! Meydanlar! Bizim! Emeğimiz! Bizim! Bedenimiz! Bizim! Yaşasın! Kadın! Dayanışması! Yaşasın! Kadın! Dayanışması! Yaşasın! Kadın! Dayanışması! Korkmuyoruz, itiraz etmiyoruz.
Yaşam! Koşulları ve eşitlik için bin yıllardır dalga dalga büyüyen kadın direnişini somutlaştırdı. Bu uğurda can verdiği isyanın günüdür. Bugün kadın dokuma işçilerinin onurlu mücadelesini yüreğimizde hissediyor. Onların insanlık onuru, ekmek ve özgürlük mücadelesini selamlıyoruz. Thank you.
etkinliklerimiz hala devam ediyor. Hazır denize kadar gelmişken size bu güzel manzarayı da göstereyim istedim. Evet, şu kadın yalnız değil. Kadınlar omuz omuza verdikten sonra yapamayacaklar hiçbir şey yok. Bugünkü yürüyüşte bunun en güzel örneğiydi. Bugünü ben de sizlerle güzel bir şekilde paylaşmak istedim. Hepinizin gönlünün burada olduğundan eminim. Evet, siz canlarımla yarın tekrar inşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın.